Geçen videoda gördüğümüz gibi 1942 yılında Pasifik'te işler iyice kızışmaya başladı. Şimdi şöyle bir tekrar hatırlayalım. Aralık 1941'de Japonlar Pearl Harbor'a saldırmış. Bu da Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'na girmesine sebep olmuştu. 1942'de ise Amerika ve müttefikler için psikolojik bir zafer olan Japon anavatanına Do Little akını gerçekleştirildi. Do Little akını. Sonra Mercan Denizi ve Midway muharebeleri yapıldı. Özellikle Midway muharebesi Amerikan donanması için muazzam bir zaferle sonuçlandı. Evet, maviyle işaretlediğim yer. Onu Guadalcanal muharebesi izledi ki bu muharebe Amerika'nın Japonya'ya karşı ilerlemeye başladığı ilk muharebedir. Yani 1942 Pasifik'te devranın dönmeye başladığı çok önemli bir yıldır. Aynı durum aslında Avrupa için de geçerli arkadaşlar. 1942 yılında Avrupa'da da işler değişmeye başlamıştı. Hemen hatırlayalım. 1941'de Hitler Sovyetler Birliği'ne saldırmaya karar vermişti. Aslında bakarsanız bu iyi bir fikir değildi, hiç iyi bir fikir değildi çünkü Nazi kuvvetleri daha geniş bir alana dağılmak zorunda kaldı. Ancak Yine de saldırdılar. 1941'de Leningrad kuşatması başlamıştı. 1942 Ağustos'unda ise Almanlar Stalingrad'a dayandı. Stalingrad buralarda bir yerlerde. Bugünkü adı Volgograd. Stalingrad muharebesi veya muharebeleri 2. Dünya Savaşı'ndaki muharebelerin en önemlilerindendir. Bilirsiniz, bu filmlere bile konu olan akıl almaz derecede kanlı geçen bir muharebedir. Sonrasında çekilen fotoğraflara bakacak olursanız tüm şehrin bir harabeye döndüğünü görebilirsiniz. Stalingrad muharebeleri 1942 Ağustos'unda başladı ve Şubat 1943'e kadar aylarca devam etti ve bu Hitler için bir dönüm noktası oldu. Hitler Leningrad'da ayrı, Stalingrad'da ayrı bataklığa saplandı. Nihayet 1943 başlarında Stalingrad'da yenilgiye uğratıldı. Orduları çok ama çok bölünmüştü. Bu yüzden Stalingrad 2. Dünya Savaşı tarihinde çok çok önemli bir yere sahiptir. Bu arada şimdi şuralarda buralarda bir yerdeyiz tarih çizgisinde. Stalingrad muharebeleri 1942 Ağustos'unda başladı ve çok kanlı geçti demiştim. Pasifik'te Amerikan ve Japon donanmaları arasında geçen Guadalcanal Muharebesi ile arasında birkaç hafta var. Geldik Ekim ayına. Kuzey Afrika'daki bir ileri bir geri durumundan size bahsetmiştim. Şimdi aklınıza şu soru gelebilir. Kuzey Afrika niye o kadar önemli ki? Aslında bunu daha önce anlatmam gerekirdi. Tam burada Süveyş kanalı diye bildiğimiz çok stratejik bir yer var. Peki neden stratejik bu kanal? Çünkü Akdeniz'i Kızıl Deniz ve Hint Okyanusu'na bağlıyor. Bu sayede Avrupa'dan Hint Okyanusu'na gitmek için tüm Afrika'yı dolaşmak gerekmiyor. O yüzden bu kanal özellikle Avrupa ile Asya arasında müthiş stratejik bir deniz geçidi niteliğinde. Haliyle İngilizler Süveyş Kanalı'nı korumak için canla başla mücadele etmeye hazırdı. Miver devletler ise kanalın kontrolünü ele geçirmek için ellerinden geleni artlarına koymuyorlardı. Hemen buraya yazıyorum. Burası Süveyş kanalı. E, Ekim ayındayız. Stalingrad muharebeleri burada oldu. Buralarda bir yerde tarih çizgisi üzerinde. Biz ise şimdi buradayız. Ekim'de İngilizler miver devletleri yenmeye ve onları geriletmeye başladı. İngilizler sonunda ta Tunus'a kadar ilerleyecekti. Yani bu bir ileri bir geri tarzı mücadelelerin artık sonuncusuydu. Bu aynı zamanda müttefiklerin Kuzey Afrika'daki zaferinin de başlangıcıydı. Ekim ayında tüm bunlar olurken başka müttefik kuvvetleri de Fas ve Cezayir'e çıkmaya başladı. Amerikan kuvvetleri Fas'a, İngiliz kuvvetleri ise Cezayir'e çıkıyordu. Bu sayede müttefikler tüm Kuzey Avrupa'nın kontrolünü ele geçirebilecek daha sonra Avrupa ana karasına buradan hücum edebilecekti. Bunu bir sonraki videolarda, bunu yani bir daha sonraki videolarda göreceğiz. Her neyse, bu noktada rüzgarın yönünün değiştiği çok açık. Müttefikler hem Pasifik'te hem de Avrupa'da artık hücuma geçmeye başlıyor.